Evet arkadaşlar, merhaba. Cenk Hoca bu. Yanımda Kadir Hoca. Az önce beni biraz sıkıştı. Fucking man! Az ne önce... demek sen, buna koyayım, ağzıma da şey yaptı. Evet, devam et. Yemen. Az önce beni sıkıştırdı kanalında, bana birkaç tane öyle sorular sordu. Arada beni sıkıştırsın. Sıkıştırdı. Ben daha... Ben buna sorayım kafadan birkaç tane sorular. Madem ki öyledir. Şimdi... Benim çevrem... İngiltere'deki de Kıbrıs'ta seni sadece küfürbaz bayzo barzo ne küfürbaz haydo küfürbaz haydo küfürbaz haydo küfürbaz haydo gibi görüyorlar. Yani sadece yani öyle küfür ederek ünlü oldun. Bu doğru mu yoksa başka bir katkıların ne vardır? Başka bir şeylerin ne vardır? Şimdi dayı şöyle sana bir soru sorayım ben. Yok ben sen bana soru sorun, ben sorular sorayım. Kıbrıs'ta millet, yani bu şekilde düşünenler, Kıbrıs'ta millet kendi aralarında, arkadaşları arasında veya işte falan filan yerlere küfür etmezler mi? Şimdi o soruları benim sana, ben sana soru sordum. Sen ünlü olmak için küfürbaz haydo oldun mu? Bak değil. Yani küfürbaz haydo denecekse ben doğdum doğalı küfürbaz haydo. Sen... Neden? Bak ben videolarımın hiçbirinde oynamadım. Bak, yalan konuşan da orosunu çözüyor. Hiç oynamadım. Ben normal şimdi 2 gündür yolculuk yapıyoruz. Benim videolardan böyle farklı, daha kibar, daha nahoş, daha böyle kibar olduğumu gör. Hatta lokantada yemek yerken çocuğa ne diyordum? Senin pipini asırayım. Yara, amına koyayım, bu ne diyorum. Evet. Yani normal hayatımda da ben böyleyim ya. Ben hiçbir yerde oynamadım. Yani şu ana kadar oynamadım mesela. Ha bunu diyenlere de ben saygı duyuyorum. Şöyle, evet adam küfürü sevmeyebilir. Ha ona saygı duymamla beraber o yavşak da seyretmesin amına koyayım. Mesela. Ya yani benim videomu seyretmek zorunda değilsin ki. Hatta bazıları var. Adam her videoda bir mesaj atıyor. İşte hocam çok küfür ediyor. Demek ki amına koyayım hepsini seyrediyor. Anten niye seyrediyorsun o zaman? Efendim? Okay. Ben bak videolarımda hiç kimseye ben yükseleceğim, beni takip edecekler diye hiçbir şekilde küfürlü konuşmadım. Ben normal hayatımda zaten böyle. Sen ünlü olmak için mi küfür ediyorsun? Hayır, hiç alakası yok. Bu normal hayatım benim zaten. Sen 2 gündür beni görüyorsun zaten. Ben hep böyle küfürlü konuşuyorum. Ha, Allah affetsin. Yanlış belki ama... Küfür etmek haram mı? Yani haram tabii. Bana, benim yanımda. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Niye her gün küfür ediyorsun? Ya tamam, o da Allah affetsin diyoruz yani. O yanlış mı? Yanlış. O da benim ibneliğim olsun. Yani sonuçta ben dünyada ne derler ona, kusursuz insan değilim yani. Bizim de ibneliğimiz o olsa. Ama şu da var, ben şimdi ağzımda var ne ibneliği. Bak ben kimseyi kandırmam. Bir şey satarken veya bir şeyin reklamını yaparken kötü bir ürün, ya millet alsın ben para kazanayım. Bunu diyen bana göre olası çocuğudur. Kendi adıma konuşuyor. Sen ama sen inanıyorsun ki insanlar seni izliyor daha çok çünkü küfür ediyorsun. O doğru. Yok. Hiç alakası yok. Hiç. Sence alakası. Küfür ettiğin için seni takip etmiyorlar. Sen küfür etmesen seni takip ederler mi? Ya şimdi onu bilemem. Onu takipçilere sormak lazım. Ama sen de inanıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bizim millet böyle küfür edeni, tamam mı? Bitirin konuşalım. Ona buna sallayanı biraz sever. Demek ki beni de kendilerinden görüyorlar. Hani ben şimdi çıksam konuşsam, işte efendim hayırlı günler, hatta 3-5 kişiyi bulduğumda başlasam ağlamaya, tamam mı? O zaman beni severler sevmezler bilmiyorum. O zaman da diyecekler ki eminim ya kalıbını sikeyim, bu kalıptan da ağlanır mı diyecekler. Mesela, tamam mı? Ben oynamıyorum kesinlikle. Hatta ben biraz da frenliyorum kendimi söylemek için. Bak birçok mevzuda, yani o konuştuğumuz veya bilmem ne yaptığımız insanlar yanımda olsa ben onlara çok daha ağır söylerim. Söylemeyen daha orası bir çocuğu. Yani ben oynamıyorum. Ha millet inanır inanmaz. Herkesin kendi dalgası ya. Bilmem açıklayabildim mi? Aman ne koyayım. Fakir. Lan şu fakir de biri sikecek beni ha. Fakir. Fakir tam ne demekti ya? Sikeyim mi demek? Ya siktiğimin fakir ha. Ver bana bu fucking Red Bull'u. Ver bana siktiğimin Red Bull'u. Yani öyle gibi bir şey yani. Ay şimdi bak bugün nasıl... mesela bir kafede çay içtik ya. Ya oradan bir dondurma ver amına koyayım demedim mi? Heh. Yani buna benzer. Give me a fucking ice cream bro. Fucking amına koyayım. Dedim abi her neyse. Like, evet. Ver, like give me a cigarette. Give me a fucking cigarette bro. Ne demek o? Give me
a fucking cigarette. Yani siktiğimiz sigarasını falan ver diyorsun. Aynen, çözdü. İngilizceyi çözdü şu anda. Yani. Yani öyledir. Yani bir fucking kelimesini çok kullanır. Mesela sevindiğimizde mesela bile yani fuck, yine o bizim takım kupayı kazandı. Fuck. Yani sevincinden de söyleyin, üzüntünden de söyleyin. Ben bugün mahkemede bu kadar ceza aldım. Fuck ya. Yani hem her koçu da kullanabilirsin onu. Yani çok esnek bir dildir. Yani ve çoğu da söylüyor. Yani çok insanlar var ki sokakta. Hoş bulduk. Öyle yani. Alright man. Anladık. Okay. So, evet bizde de maalesef sokak dili vardır. Yani birazcık bazen utanıyorum. Amına koyayım. Sen mi konuşuyorsun, ben mi? Bana soru sorma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben konuşuyorum. Tamam. Şimdi ben konuşuyorum. Sana soru soracağım. Okay. Okay. Alright. Sana niye Kadir Hoca diyorlar? Bana niye Kadir Hoca diyorlar? Evet, güzel bir soru. Seni bu sorundan dolayı tebrik ediyorum. Bir şey sana ikram edebilirim sonradan. Her neyse. Şimdi Kadir Hoca, evet bu soruyu bana soran var, doğrudur. Seni de tebrik ediyorum. İki tekrar yaptım. Şimdi biz YouTube'u açarken bu Atakan dallaması önce ne demişti? Kadir Fitness. Sonra değiştirdi de hoca yaptı. Biz öyle hoca olarak başladık. Ha ben hiçbir zaman bir hocalık iddiamda olmadım. Yani ben fitness'ta veya vücut geliştirmede ben hocayım. Ben bazıları gibi yok işte şu üniversiteyi bitirdim. Yok şunu yaptım, bunu yaptım muhabbetine ben kendimi kanıtlamak zorunda kimseye değil. Adam benim hoca olduğuma inanır, affedersin, sikime inanmaz, sataşağı. Tamam. Yani benim öyle bir iddiam yok ama bu koduğumuz sporunu ki o insanlar, hani beni eleştirenler dünyada yok ya, ben bu amına koduğumuz sporunu yapıyordum ya. Fucking sporunu yapıyordum yani. 3-5 sene, 40 sene yaptı. Ne kadar gerizekalı, dallama da olsa bir tecrübe var. Fucking amazing. Neredeyse, bu işleri ilk yılda anlarız. Ha, hoca olarak kabul ederler, etmezler ama kanalın isminin Kadir Hoca olması, sen şimdi öyle bir tutulduk mu? Sen şimdi kendini spor hocası mı görüyorsun yoksa din hocası mı görüyorsun? Ya dinle ilgisi yok. Benden din hocası olur mu? Bırakıyorum. Milleti söverim ben. Ben kendimi okay. Din hocası falan görmüyorum. Sen kendini spor hocası olarak görüyorsun. Ya şimdi bak din hocası diye de bir şey yok aslında. Evet. Şimdi bir insan dinini biliyorsa, adam diyelim ki YouTuber ama dinini biliyor. Ayetleri, hadisleri. O imamlık da yapabilir yani. Yani. Yani Müslümanlıkta şu adam imamdır diye bir şey yok. İmam zaten lider anlamına gelen bir şeydir. Evet. Yani imam olayı. Sen asker olursun, atıyorum bazı memleketlerde, Türkiye Cumhuriyetlerde imam derler mesela. Komutan. Aslında yani hoca ona muallem demektir değil mi? Yani muallem demektir. Öyle. Yani şu yani anda muallem spor hocasına da hoca diyorlar. Evet evet ama hoca asker yani hocasına da hoca orijinal diyorlar. Türkçesi muallem diyorlar. Bazı Amerikan vari lavuklar koç diyor. Koç ne yani? Coach. Öyle atçıklar bir tane öyle şeycik çekerlerdi ya. Akçıklar öyle şu insanları taşırlardı da arkasında öyle otobüsçük gibi bir şeydi. O koç esas odur koç. Ya o koç bir Türkiye diline nereden girdi biliyor musun? Çok eskiden bir dizi vardı tamam mı? Basketbol hocasının basketbol çocuklarla ilgili bir videosu var. Televizyonda dizisi vardı. Onda koç derlerdi hocaya. Bizimkiler de böyle yabancı dil olsun da yabancı bir terim yaşam olsun koçu. Da. Yaşam koçu. Yok yaşam koçu değil. Ona benziyor, oradan girdi Türkçe. Ha yaşam koçu dersen, evet ben bir yaşam koçu olabilirim. Neden? Çünkü 57 senelik bir hayat tecrübem var. Evet. Tamam mı? Evet. Yani başımıza olay da geldi, kavga da ettik, zarar da gördük. Veya büyüklerimizden, küçüklerimizden olaylar dinledik. Tamam mı? Evet. Bir topluma girdin mi, nasıl konuşacaksın? Ha şimdi bir toplum vardır ki, ben şimdi meclise gittim, bakanla görüşüyorum. Veya ciddi bir holdinge gittim, iş görüşmesi. Adama ya ben geldim amına koyayım. İşiniz var mı amına koyayım diyecek halimiz yok. Bu kadar dallamada değiliz ya. Ha sen şimdi kahve ağzına ben yetiştiğim yer zamanında bitirim insanları. Tamam. Vurdu kırdı insanların bir yeri. Çevresiydi. Ben orada böyle çok kibar konuşacağım. Hayırdır bilmiyor musun derler amına. Evet. Onun için olay böyle yani. Ben kendimi çocuğu olarak görmüyorum. Ha yaşam koçu denilebilir. Çünkü tecrübelerimizden. Ben sporu da hiçbir zaman bir sporcu mantığıyla yapmadım.
sevdiğim için yaptım. Her zaman da derim, ben savaşçıyım kardeşim. Evet. Sporu ben onun için yapıyorum. Yoksa yarışmasını namına koyayım. Yani 2-3 tane lavuk bana puan verecek diye ben bu işten uğraşamam. Diyetimden uğraşamam. Bilmem açıklayabildim mi namına koyayım. Evet. Güzel açıklama. Tebrik ediyorum ben de. Peki sen neden ben çok şişkosun ve göbeğin çok büyüktür? İşte öyle değil ama dalgada büyük. O göbeğe göre dalga var yani. Sen yani o dalganı bulabilir misin o göbeğin altında? Abisi bak. Yok ben, göstermene gerek bak, yoktur. Hiç, hiç o tehlikeye girme. Bence. Benden sana bir abi nasihat olsun. Hiç o tehlikeye girme. Ama lazım değil mi öyle birazcık daha bakımlı olasın, birazcık daha... Ya kim, sen... ben bakımlıyım. Niye bakımlıyım? Bak şimdi ayakta durdun ya be. Tamam. Baktın. Allah'a gördüm. Olay bu. Ama bence hiç o tehlikeye girme. Vallahi hiç tavsiye etmem ya. Yani sokarsın yani. Vallahi ben o tehlikeye girme diyorum. Sen... Girme diyor. Sen yani... kayabilirsin o tarafa yani. Karşı takımı. Ya çok ısrar ederse... Adam ben inanmıyorum. Kanıtla kardeşim dediği zaman yapacak bir şey yok. Bence ama. Sadece... Erkek sadece karılarla yapmalı. Ben, tabii ki. Hah. Erkek yapan adamın amına koyayım. Ne yapıyor ya? Şimdi sana nefis... az önce tekdir etmeyin. Ne sikeceksin beni? Kardeşim o mecazi alanda kullan. Şimdi sana nefis mi uyandın amına koyayım? Ulan bir şişe bir yakla işte yine uyanmaz. Şu tipe baksana amına koyayım. Bak. Demek blöf yapardı az önce. Aa yakaladın mı? Ya. Ben sana bir şey, sana nefsi uyanan adam, abi o adam karı, ne bileyim. Karı. Bir doğal değil, bir adam, bir kadın. Bam! Doğal olan odur. Tabii ki. Sence, güzel konu geldi. Sence bu yeni nesil, kadın gibi olmuyorlar mı? Yavaşçık teste bak. Az önce bu konuşma yaptık. Eskiden senin gençliğin zamanında erkeklerin testosteronu çok daha yükseldi. Ve bu ispatlanmış, bu kanıtlanmış. Ben 30 sene evvel tabii yüksekti. Ben duvara çıktım. Ya senden bahsetmiyorum. Ben aşırı gittikçe düştü. Ya senin için bahsetmiyorum. Ben derim eskiden zaten biri eskiden bunu yaparlardı. Vücut geliştirmiciler daha az ilaç alırlardı. Çünkü doğal testosteron daha yükseydi. Eskide, daha da eskiden şu hiç şey... Ya şimdi bunu bir spor olarak görmeyelim yani vücutçular. Sence vücutçular olmuyor. Ben maskülinlikten de bahsediyorum. Ya eskiden erkekler de bak. Eskiden daha çok maskülin nedir? Bilin maskülin. Nedir? Adamsı. Daha çok erkeksi. Evet. Şimdi birazcık... Bak şimdi o neden biliyor musun? Hı. Bak. Çevrilen dizilerden bak. Bir. Dizilerden. Bir de... Yemeklerden. Bu şarkıcılar, youtuberlar, hani bir zaman Justin Bieber mı biri vardı ya. O kız gibidir ve, değil mi? Evet. Götünü böyle çekmiyor, götünün yarısı gözüküyor. Tamam mı? Gençler ona çok tak. Veya Türkiye'de böyle hani gayvari şarkıcılar veya işte böyle çok kibar konuşan. Gençler onlara özenerek böyle yumuşamaya çalışıyor. Adam bakıyorsun, hatta geçen bir salondayız. İki çocuk, biri ayağını tutuyor. Mekik çekerse ya ayağını tutarsın. O tutmuş ayağının üzerine. Götünü ayağına sokacak neredeyse. Bir de çocuk böyle bir şey, saçları biraz uzun şey takmış. Böyle şey takarsın ya saçlar dökülmesin diye. Şey kulağı, şey gözü, kurbağa gözü, yeşil bir şey. Dedim oğlum ya siz dedim dallama mısınız amına koyayım ya. Bu dedim ne ya kurbağa gözü. Oturmuşsun adamın ayağının üzerine götünü sokmuşsun. Oğlum dedim iğne misiniz lan sen? He. Yani bak o yaşta bana biri onu deseydi benim gençliğimde ne diyorum dayı sen hayırdır ya. Anladın meseleyi. Bu biraz da piyasanın, sosyal medyanın, dizilerden gençler biraz şey. Bizim zamanımızda atıyorum mesela böyle biraz çok kibar konuşsan hayırdır ibne misin derler. Ben bir de şey çevrede yetiştim. Yani o zaman mafya demeyelim de vurdu kırdılı abilerin. O çevrede yetiştiğimiz için. Benim çok kibar olma şansım yok zaten dayı. Geçenlerde bir tane şeycik vardı. Bir tane öyle My Little Pony benzeyen. My Little Pony bilin bir tane öyle bir çocuk bir bebecik atçıklar vardı. Satçıklar öyle pembe. Bir tane öyle cam bilmedim kız mı erkek mi nedir. Daha yokmuş ya. Zebaniymiş.
Ben onu kız zannettim zaten. Ben de kız zannettim kendini. Ben dedim kendine, dedi bana ben maskülinim, ben feminim değilim. Dedim siktir git yani. Az önce cukum kalkıyordu seni gördüm. Dedim zannettim ki kızsın. O da küstü, ben yapmayacağım seninle bir video. Niye küsüyor anladın mı? Ya ben de onu kıza benzettim bana. Anladın meseleyi. İkna ettim yine dedim come on bro. Gel hadi şaka yaparım. Kızma. Ya ondan sonra birisi çekti konu TikTok'a. Sonra TikTok zorbalıktan dolayı indirdi biliyor. Zorbalıkmış yapıyorum. Ya bir kişiye dersen kız gibi giyinirse derim kendine sen kıza benziyorsan yokmuş cinsiyetçilik yapıyorsun, yokmuş sen homofobikliksin, yok bullshit, yok odur, yok budur. Siktiriniz giriniz amına koyun ya. Bu zaman ne bu zaman çocuklara? Eskiden biz şakkada tokat yerdik yüzümüzün içine. Öğretmenler de döverdi bizi. Babam da, anam da, hepsi de döverdi. Şimdi dikkatli konuşacaksın, kendi çocuğuna bile kelime seçeceksin. Öyle kelime durulamada morali bozulur, depresyona gider, psikolojisi bozulur. Amına koyduğumum, bir de ana avrat söylerdi, bir de dayak yerdik. Bir de ihtiyar düştüğünde yere, ihtiyar, yemin ederim sana, düştüğünde yere bir de kamera vurdu öyle. Aynen. Bizim psikolojimiz bozulmadı. Çok da sağlıklı olduğunu söylüyoruz ama. Yani benim psikolojim bozulmuyor yani şimdi. Daha ne bozulsun? Daha ya bozulmuş işte. Ben psikolojini sikeyim zaten bozul. Veya benimki yani. Belki de ondan mı bozuldu bilmiyorum ama. Ama ya dikkatli olacaksın şimdi. Şimdiki kızmayacaksın. Öyle yapmayacaksın. Da alınırlar. Da herkes hassaslaştı. Ya hiç kimse, ya bu hakaret davalar da çok arttı şeyde. Ya eskiden ana avrat söverdik birbirimize, ondan sonra gerekirse yumruk yumruğa girdi. Bak, eskiden ne olurdu biliyor musun? Biz kavga ederdik, karakola düşerdik tamam mı? Atıyorum biz 3 kişiyiz, bizi dövenler, kavga ettik, 6 kişi. Polis derdi bize ki, niye geldiniz oğlum? İşte komiserim bizi dövdüler. Ulan derdi, amcıklar nasıl delikanlısınız lan? Dayak yediğini söylemeye utanmıyor musun lan? Çat çat hepimize bir siktirin gidin derdi amına koyayım bak mahkeme olmaz. Bir adamın benden bir sorunu var. Ya delikanlı adam gelir tak tak tak. Hayırdır kardeşim gel bakayım. Sen bana böyle böyle dedin. Mahkemede de bedava yere şey oldu. Adam adama bir tokat duruyor git mahkemeye git gel amına koyayım bedavaya. Yok ya insanlar çok hassaslaştı. Çok yumuşak yufka oldular ya yufka öyle çat diye kırılırlar. Neyse ya, kaç dakika oldu bu? 18. İyi yapmak. Yeter ya, bu kadar tamamdır ben, tamam. Yeah man. Fucking man, kapat abone ol.